Bölüm 16. İsa'nın dirilişi. Sebt günü geçince Mecdelli Meryem, Yakub'un annesi Meryem ve Şalome gidip İsa'nın cesedine sürmek üzere baharat satın aldılar. Haftanın ilk günü sabah çok erkenden güneşin doğuşuyla birlikte mezara gittiler. Aralarında "Mezarın girişindeki taşı bizim için kim yana yuvarlayacak?" diye konuşuyorlardı. Başlarını kaldırıp bakınca o kocaman taşın yana yuvarlanmış olduğunu gördüler. Mezara girip sağ tarafta beyaz bir kaftan giyinmiş genç bir adamın oturduğunu görünce çok şaşırdılar. Adam onlara "Şaşırmayın," dedi. "Siz çarmıha gerilmiş olan Nasralı İsa'yı arıyorsunuz. O dirildi. Burada yok. İşte onu yatırdıkları yer. Şimdi onun öğrencilerine ve Petrus'a gidip şöyle deyin. İsa sizden önce Celile'ye gidiyor. Size bildirdiği gibi kendisini orada göreceksiniz." Kadınlar mezardan çıkıp kaçtılar. Onları bir titreme, bir şaşkınlık almıştı. Korkularından kimseye bir şey söylemediler. İsa öğrencilerine görünüyor. İsa haftanın ilk günü sabah erkenden dirildiği zaman önce Mecdelli Meryem'e göründü. Bu kadından 7 cin kovmuştu. Meryem gitti, İsa ile bulunmuş olan, şimdi ise yas tutup gözyaşı döken öğrencilerine haber verdi. Ne var ki onlar İsa'nın diri olduğunu ve Meryem'e göründüğünü duyunca inanmadılar. Bundan sonra İsa kırlara doğru yürümekte olan öğrencilerinden ikisine değişik bir biçimde göründü. Bunlar geri dönüp diğerlerine haber verdiler. Ama diğerleri bunlara da inanmadılar. İsa daha sonra sofrada otururlarken 11'lere göründü. Kendisini dirilmiş olarak görenlere inanmadıkları için imansızlıklarından ve yüreklerinin duygusuzluğundan ötürü onları azarladı. İsa öğrencilerini bütün dünyaya gönderiyor. İsa onlara şöyle buyurdu. Bütün dünyaya gidin. Müjdeyi bütün yaratılışa duyurun. İman edip vaftiz olan kurtulacak. İman etmeyen ise hüküm giyecek. İman edenlerle birlikte görülecek belirtiler şunlardır. Benim adımla cinleri kovacaklar, yeni dillerle konuşacaklar, yılanları elleriyle tutacaklar. Öldürücü bir zehir içseler bile bundan zarar görmeyecekler. Ellerini hastaların üzerine koyacaklar, hastalar da iyileşecek. Rab İsa onlara bu sözleri söyledikten sonra göğe alındı ve Tanrı'nın sağında oturdu. Öğrencileri de gidip Tanrı sözünü her yere yaydılar. Rab onlarla birlikte çalışıyor, sözünü onlarla birlikte görülen belirtilerle doğruluyordu.